bir miktar da tuz atıyorum suyun içerisine. Kapağımızı da kapatalım. Şimdi pırasalarımızı da ortadan ikiye kesiyorum. Ve daha sonra ince bir şekilde doğruyorum. Evet, pırasalarımı doğradıktan sonra şimdi kaynayan suyun içerisine alıyorum. Kapağımı da kapatıyorum. Bu şekilde ortalama 7-8 dakika güzelce haşlayacağım. Pırasalar güzelce pişti. Şimdi süzdürerek alacağım. Biraz da soğuk suyun içerisine tutuyorum şimdi. İyice süzdürdükten sonra şimdi köftemizi karıştırabiliriz. Bunun için dana kıymayı karıştırma kasemin içerisine alıyorum. Köftelerimi yoğurduktan sonra önce unun içerisine, arkasından da yumurtayla bulayacağım. Bunun için şimdi yumurtamın iki tanesini ayrı bir kasenin içerisine kırdım ve onları güzelce çırpıyorum. Bu işlemle birlikte biraz da un kullanacağım. Köfteleri önce una dizeceğim, arkasından yumurtaya bularak kızartacağım. Şimdi köftelerimin içerisine tuz ve biberi de ekliyorum. Evet, sıra geldi tavamızda hazırlamaya. Tavamızın altını da açalım. Şimdi pırasaları güzelce suyunu sıkarak alıyorum. Ve pırasalarla birlikte yumurtayı da içerisine kırdım bir tane. Hepsini güzelce yoğuruyorum. Bu şekilde de birkaç kez vurduktan sonra şimdi kıymamızı pırasalarla güzelce karıştırdıktan sonra istediğimiz büyüklükte parçalar haline getiriyorum. Avucumun içerisinde yuvarladıktan sonra hafif bastırarak köftelerimi unun üzerine alıyorum. Köfteleri güzelce yuvarladıktan sonra unun içerisine aldım. Şimdi sıra geldi. Güzelce unladıktan sonra bu köfteleri yumurtanın içerisine almaya ve arkasından da güzelce pişirmeye. Diğer taraflarını çeviriyorum şimdi. Bir tarafını unladım. Tavamı tekrar koyuyorum ateşe ve kızartma yağımı da içerisine ekliyorum. Fazla unları da üzerinden alıyorum bu şekilde. Evet, sıra geldi şimdi artık kızartma kısmına. Bu noktada da köftelerimi diğer taraflarını da çeviriyorum, yumurtaya buluyorum. Evet, köftelerimi pişirirken şimdi biraz kızarttıktan sonra diğer taraflarını da çeviriyorum. Yavaş yavaş çeviriyorum daha güzel ve lezzetli bir şekilde pişmesi için. Birazdan da servise sunacağım.